kabrin arkasında, berzah aleminde, şu anda dünyada olan berzah aleminde, milyonlarca İmam-ı Rabbani'lerle beraber radıyallahu anh ecmain, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam, 124 bin kardeşi olan peygamber efendilerimizle, Allah şefaatlerine, himmetlerine mazhar etsin aleyhisselam, şu anda diyor kabrin arkasında seni bekliyor. Neden oraya iştiyakın yok? Bir müminin kalbinde Allah'ın varlığını kanaat-i imaniye ile onun ihsan ile duyduktan sonra ahirete o kalpte fıtri bir tarzda kaynama suretinde taşmayla böyle iştiyak olması lazım. Eğer ahirete iştiyak olmazsa Allah'a kavuşma, ona rücu etme, ona vusul bulma, kalbinde bu kaynama olmazsa dünyasını, Allah muhafaza, imanını dünyasına tercih eder, dünya o kalbe girer. Çünkü insanın fıtratında vardır. Üstü görmezse altı terk etmez. Daha iyisini görmezse daha kötüsünden vazgeçmez. Ahiretin varlığını o kalpte iştiyak ile duyup o kapının aralanması, ölmeden önce ölünün, ölünüz hadisi şerifi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanına, derecesine göre mahzar olması lazım bir müminin. Ölmeden önce ölünüzün çok manasından Allah bilir, bir manası şu: öldükten sonra göreceğiniz hakikatleri nefsi cihetinde nefsinizin şer tarafını öldürün ki o hakikatler dünyada açılıp, hatta çok ileriki safhada belki perdenin kalkıp hakka hak, batılı batıl görecek bir iman ihsan edilsin ki ta ki dünyanın çıldırtıcı, dehşetli, cazibedar vebası ve belasından kurtulup dünyanızı bir nevi cennete çevirip ahiretin tarlası hükmüne getirip o dünyayı bir asansör veya bir basamak gibi yapıp oradan ahirete bakıp ölüm tezkeresi geldiği zaman da, ölüm daveti geldiği zaman da o davete icabet edip manasını alıp kabuğunu bırakıp arkanıza bakmadan buradan çekip gidin. Ama asıl ana mevzu şu: Allah'a iman, varlığını kalbinde duymak, imanın dereceleri. Zerre kadar diyor imanın artması binlerce keramattan üstündür. Keramet çok büyük Allah'ın lütfudur. Cenab-ı Hakk'ın teyididir. Veli kullarına teşvikidir. Fakat zerre kadar imanın artması binlerce kerametten üstündür.